Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok tatlı ve çok güzel iki tane yelekle geldim. İkisini de aynı örnekle ve aynı şekilde yaptım. Size bugün bu güzel yeleğimi nasıl yaptığımı anlatacağım. Bakın böyle çok tatlı tezoşları bunlar. Şöyle şu şekilde yine yakadan başlama ve eteklerinde bitirme tatlı mı tatlı iki tane yelek ördüm. Şöyle bu da mavili olanım. Bakın bu şekilde arabalı düğmeler de diktim şöyle. Bakın bunda arabalı düğmeler var. Bunda da mantar düğmeler diktim. İkisinde de farklı düğme kullandım. Ve çok tatlı iki tane yeleğim oldu. Yine 0-1 yaş arası tezoşları yeleklerimiz. Yani 5-6 aylıkken zaten çok minikken bebeklerime size örgü giydiriyorsunuz mu bilmiyorum ama ben giydirmediğim için ortalama bizim bunlar 4 aydan sonra 5-6 aylıkken 1 yaşına, 1,5 yaşına kadar giyebilir. Yani 6 aylıkken giydirmeye başlayın. Bebek büyür, yelek büyür. Şöyle bir de bağcıklarını yaptım. Bakın buralarından geçirdim. Şunda da koyu rengiyle kenarlarını tığladım. Şöyle bakın ben beyaz değildi. Bu renk böyle mavisiyle devam ederim derseniz mavisiyle devam edin. Hem erkek bebek için hem kız bebek için çok tatlı ve çok güzel yeleğim. Evet tezoşları şimdi robayı başlarken 3 numara tığ ile başladım. 3 milim tığ ile robamı ördüm. Etek kısmına gelince biraz daha bol, biraz daha yumuşacık düşsün derseniz tığınızı büyütün. 3,5 ya da 4 numara bir tığ ile örün. Ben bunu 4 numara tığ ile ördüm. Şu alt tarafını yumuşacık düşsün diye bakın. Yumuşacık oldu bu. 2 tane de 100 gramlık ip kullandım. Beyazım da 100 gramdı. Mavi ipim de 100 gramdı. Şöyle 300 metrelik 2 tane ip almanız gerekiyor. Bakın şu maviden şöyle şu kadar bir ipim arttı. Püsküllerini falan yaptıktan sonra beyaz biraz daha fazla kalıyor. Ama yine de 2 tane ipinizin olması gerekiyor teyzoşları. Kanalıma abone değilseniz abone olarak benimle birlikte bu güzel yelekleri örmeye başlayabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Hadi örmeye başlayalım. İzlerken beğeni de atmayı unutmayın. Evet arkadaşlarım, önce ipimizle tığımızı buluşturalım şöyle. Çok sıkı olmayan 20 tane zincir çekelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bakın. 20 tane zinciri çektim. 5 tane sık iğne yapacağız başlangıçta. Bak. Hemen zincire batırdım. Tığımın üzerine ip almadım. 1 2 3 4 ve 5. Bak, 5 sık iğne. İp aldım. Ve yine bak zincirimin sonuna kadar trabzan 2 kere de çekerek. Böyle. Bakın. Şimdi biraz ilerleyince başlangıç ipimi de içeride saklayacağım. Bak şimdi şu ipi şöyle aldım. Buraya getirdim araya. Ve buradan taktım. Bakın. Ve içinde öreceğim. Bunu da kaybedeceğim burada biraz. Tüm zincirim boyunca trabzan yapacağım. Böyle. Düzelttim şöyle.
bütün zincirime yaptım. Şunu da şöyle topladım. 5 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane de ikili trabzan yapmış olduk. 1, 2, 3 zincir çevirdim. Bu bizim bir trabzanımız. Bakın hemen şu dipteki değil. Şimdi bu örgümüz boyunca hiç böyle tepeye batıp çift almayacağız. Arka taraftan tek telini alacağız. Bakın. Şöyle ikili alıyoruz ya. Böyle değil. Arkadaki tek teli. Bundan bir trabzan yaptım. Bakın. Arkadan aldım. Ve bir trabzan yaptım. Hep böyle öreceğiz. Bu bir şeyimiz, robamızı yaparken. Bakın. Böyle. 14 tane trabzanı böyle. Şu zincirle birlikte 14. Şöyle şimdi bu trabzanlı yeri trabzan boyuna kadar örelim. Evet arkadaşlarım bakın 14 trabzanı ördüm. Şimdi burada 5 tane sık iğne yapmıştık. Ve yine 5 tane yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir döndürdüm ve yine 5 sık iğne. Yani hep aynı şeyi yapacağız. 1 2 3 4 5. İpimi aldım. Trabzan. 14 tane de trabzanımız. Robamız bu şekilde büyüyor. Ve çok güzel bir roba oluyor. Kibar duruyor. Severek yaptım bunu da. Bakın böyle. Şimdi hepsini hep arkadan alacağız. Bakın zincirli yere geldiğimizde şöyle zincirin arasından aldım ve buraya da bir trabzanı yaptım. 1, 2, 3 zincir çevirdim ve yine aynı. Bakın buna batmayacağız bu zincirimizin. İkinciden yine 14 trabzanı yapacağız. Ve 5 sık iğneyi böyle böyle 59 sıra örmüş olacağız. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4. 59 sıra örmemiz gerekiyor. Biraz yaptıktan sonra saymadan da yapabilirsiniz. Yani görünene göründüğünü yaptığınız zaman doğru bir şekilde ilerler o. Bakın. Burası trabzan yeriydi. Şimdi sık iğneye geldim. 1 2 3 4 ve 5. Bakın. Bir zincir geri çevirdim. Sayın 59 sıra olana kadar bu şekilde örelim. Evet arkadaşlarım, şöyle bakın bu büyüklüğe erişti. 59 sıra tamamladım ve şimdi başlayacağız örneğimizi kurup devam etmeye. Şöyle bakın. Şuradan en uçtan bakın. Şuradan ipimi aldım. Bakın şimdi. Buraya bir zincir attım. Şu ipimi içinden tekrar geçirdim ve bu tarafa aldım. Bakın böyle. Tığımızın üzerine ipimizi alıp bakın bu sırayı atlayacağız bu trabzan sırasının bu trabzan boşluğuna. Bakın buraya. Böyle. Bir buraya
7 tane trabzan yapacağım. Eğer ki sıkı örüyorsanız tığınızı değiştirin. Mesela 3 değil de 3,5'a 4'e de geçebilirsiniz. Çünkü buralar iç içe geçeceği için çok sık örgüyü kaldırmaz. 2, 4, 6 ve 7. Bakın şöyle. 7 tane. Bir trabzan sırasını atlayıp ikinciye, bakın buraya bir sırayı atladım. İkinciye yine 7 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 7 tane. Bir trabzan sırası atladım. İkinciye geldim ve yine bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu iplerimiz de bir dolaşmasa, bir de ayarlayıp oturuyoruz buraya. 5, 6, 7. Bakın. Şöyle. Ve sona kadar bir atlayıp ikinciye 7 trabzan yaparak ilerleyelim. 4, 5, 6 ve 7. Hadi bakalım. En sona geldiğimizde yine sık iğne ile birleştirelim. Bakın. Buraya bir zincir çekip bu ipimi keseceğim. Şöyle. Bakın. Beyaz ipimizde çünkü bir sıra gideceğiz. Bakın şu aradaki deseni yapmak için kollarında da böyle bıraktım ya. Beyaza geçeceğiz ve bir sırayı örneğimizin ikinci sırasını beyazla tamamlayacağız. Aldım buradan. Şu kenar iplerini bırakın, saklamaya uğraşmayın. İpimi yine aynı şekilde aldım. Bir zincir attım buraya. İpi tekrar bu tarafa geçirdim. Bir zincir. Bir, iki tane daha attım. Toplamda buraya 4 tane zincir çekmiş oldum şu bağlantıyla birlikte. Bakın şimdi şurası. Burada 7 tane var ya. Tığımın üzerine ipimi alıp birinci trabzanın tepe noktasına batırdım. 2 taneyi çektim. 1 taneyi bıraktım. Tekrar ipimi aldım. Sıradakini, ikinciyi, bakın. 2 taneyi çektim. 1 taneyi bıraktım. Tekrar ip aldım ve üçüncü. Bakın. Yarım olarak başlayacağız burada. Şöyle. 3 tane yaptım ve hepsini birlikte çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bakın bu 7 taneydi ya. 3'ünü yaptık. Burada 4. trabzanımız var. Şu. Şimdi bunun önünden batacağım. Bakın. 3 ile 4'ün arasındaki boşluktan batarak buraya bir sık iğne attım. 1, 2 zincir çektim. Ve bakın 4. trabzanımın 5 ile 4'ün arasındaki boşluğa bir sık iğne attım. Şöyle araya minik bir yuva yaptım. Bir dahaki örneklerimizi kurmak için. 1, 2, 3 zincir. Burada 3 tane trabzanımız kaldı. Bakın birinciyi aldım. Yarım çektim. İkinciyi aldım. Yarım çektim. Üçüncüyü aldım. Yarım çektim. 3 tane buradan aldım. Şimdi öbür örneğime geldim. 3 tane de buradan alacağım. 1, 2, 3. Bakın. Toplamda 6 tane oldu.
Hepsini birlikte çektim. 1, 2, 3. Ve yine bak. Şimdi 3 ile 4'ün arasındaki boşluğa 1, 2, 3. Bakın bu 4. 3 ile 4'ün arasındaki boşluğa 1 sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çektim. Ve 4 ile 5'in arasındaki boşluğa girdim. Bakın. Ve 1 sık iğne attım. 1, 2, 3 zincir. Çok sert örmeyin. Bakın örgünüz yumuşak düşmüyorsa tığınızı değiştirin. Yumuşacık düşmesi gerekiyor. Çünkü bu örnek gerçekten yumuşacık düşen bir örnek. Biraz bol çekmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bakın. 3 tane burada kaldı. Başlayacağız. 1 2 ve 3. Geldim. Öbür örneğiminde 3 tanesini alacağım. 1 2 3. 6 tane. Topladım. 1 2 3 zincir ve yine 3 ile 4'ün araya bir sıkı iğne. 1 2 zincir, 4 ile 5. trabzanın arasına bir sıkı iğne. 1 2 3. Evet arkadaşlarım, sıramızı böyle tamamlayacağız. Ben tığımı değiştireceğim. Biraz daha büyük bir numara tığ kullanarak yumuşacık düşmesini sağlayacağım. Bunu bile bakın 3 ile başladım ama biraz eli kaçırırsan ayarı değişiyor. O yüzden tığımı büyüteceğim. 3,5 ya da 4 ile deneyeceğim. Evet, hadi örelim buraları. Evet arkadaşlarım, sona geldiğimizde bitirirken de aynı şekilde bitireceğiz. 3 zincirimi çektim. Bu kenardan 3 taneyi alacağız. 1 2 ve 3. Bakın şöyle. Topladım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Hiç zincir çekmedim. Şu kenara da şu aşağıya kadar inip 3 kere de çekerek buraya bir trabzan yapacağım. Şöyle bakın. Ve ipimi keseceğim. Beyaz ipimizle işimiz buraya kadardı. Şöyle. Evet bakın görüntümüz bu. Ve ipimizi, mavi ipimizi kaldığımız yerden bağlayacağız ve ayrımlarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bitirdiğimiz yerden tekrar ipimizi bağlayacağız. Bakın. Şöyle, çok da uzun bırakmamıza gerek yok. Önce buraya bağladım bunu. Şu ipimi aldım. İçinden geçirdim. Şimdi önleri ve kolları ayıracağız. Bakın buralarda iki zincirli yerler yaptık. Şöyle. 4 tane sayacağız. 1, 2, 3, 4. Şu araya bir işaret attım. Tekrar buraya geldim. Bakın. Buradan 6 tane sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de bu iki zincirli yerden kollar için ve tam araya bir işaret attım. Şöyle. Arka için 9 tane sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane de arka için bu iki zincirli yerlerimizi alacağız. Ve araya işaret atacağız. Tekrar kol için 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arada 6 tane. Tekrar yine işaret attım. Ve son 4 tane de önümüz için bırakacağız. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde işaretleyelim. Ve başlayalım şimdi yine örneğimizi kurmaya. Bu iki zincirlerin içine, bakın bu iki zincir olan yerlerin içine şuraya 7 tane trabzan yapacağız. Şöyle hafif uzatarak bakın böyle 3 4 5
6 7 7 tane yaptım. Hiç zincir çekmeden, bakın bu aradakini bırakacağız ve buradaki iki zincirli yere geçeceğiz. Böyle bakın. Ve bunlar böyle kabardı. Gördünüz mü? Ve yine 7 tane 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın 7 tane. Aradakini bıraktık. 2 zincire geldik. Hiç zincir çekmeden. 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 3 oldu. Dördüncüyü yapalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7. 4 tane örnek kurdum yine. Bıraktım burayı. Bakın. Arada 6 taneyi bıraktım. İşaretlerim burada ve buradan başlayacağım. Arkaya geçeceğiz ve hiç zincir çekmeden bakın. Ve yine 7 tane trabzanımı yapacağım. 4 5 6 ve 7. Şöyle. Bakın geçiş bu şekilde. Gol burada kaldı. Gayet de güzel bir gol yerimiz oldu teyzeleri. Şimdi arkadaki 9 taneyi öreceğim. Evet. 9 taneyi yaptım. Ve şimdi bakın yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bıraktım. İşaretimden sonrakini aldım. Ve ikinci golumu da bırakmış oldum. Ve yine sıramı böyle tamamlayacağım. Golları bıraktık. Tamamladıktan sonra bakarız. 3, 6, 7. Evet. İsterseniz böyle ipleri kopararak bir sıra beyaz, bir sıra mavi olarak da örebilirsiniz. Ya da tek renk olarak devam edebilirsiniz. İki türlü de güzel olacaktır. Beyazlar böyle kabarık kabarık durur. Ya da tek renkte devam edebilirsiniz. 4, 5, 6, 7. Ve sonuncu. Şimdi burada bitişi de göstereceğim. Başladığımız gibi bitirmemiz gerekiyor. 2, 4, 5, 6 ve 7. Bakın burada bir zincir çıkışı yapmıştık. Zincirin tepe noktasına sık iğne ile bağladım. Şöyle. 1, 2, 3, 4 zincirle döndüm. Germesini istemiyorum. Bakın. Yine başlayacağız şimdi. Beyazda yaptığımız gibi aldım. Önce 3 taneyi. 1, 2, 3. Yarımla başladık. Topladım. 1, 2, 3 zincir. 3 ile 4'ün araya 1 sık iğne. 1, 2 zincir, 4 ile 5'in araya 1 sık iğne. 1, 2, 3 zincir ve şimdi 6 tanenin üzerinden yarım çıkartacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Topladım. 1, 2, 3 zincirimi attım. 4 ile 5'in araya, yani örneğimizin kurulumu bir alttaki gibi devam edecek. Bu şekilde örgümüzü büyüteceğiz. Şimdi bundan sonrası size laf kalabalığı olacak ve izlemeyeceğiniz.
Çünkü ben kendim de öyle yapıyorum. Koltuk altından geçişimiz de aynı olacak. Çünkü orada örneklerimizi bütün götürdük. Bakın şurada şuraya kadar geleyim isterseniz. Kafanızda takılmasın. Çünkü geçiş aynı. Hiçbir şey fark etmeyecek. 3. Bakın geldim buraya şimdi gördünüz mü? Burada hiçbir şeyimiz fark etmeyecek. Yine aynı şekilde toplama işlemini yapacağız. 1 2 3 Öbür örnekten de 3. Yani geçtim. Ve topladım. 1 2 3 İki zincir. Şöyle bakın. Aynı şekilde geçmiş olduk. Şimdi bunlar da bir sonraki sırada kabaracaklar. Burayı yaparken bunlar kabarıyor. Evet arkadaşlarım, görüntümüz böyle. Şu şekilde oldu. Ve ne yapacağız şimdi? Boyumuzu uzatana kadar ölçeceğiz. Ölçmek isterseniz ölçün. 30 santim boyuna gelene kadar öreceğim. Yani kaç örnek yapmış olacağız burada? Şuradan bakın kabarık yerleri sayayım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beyazdan sonra 9 sıra örmüşüm bu yeleğimde. Bunda da aynı sıra sayısını uygulayacağım. O boyda bize yeterli bir boy olacak teyze uçları. Haydi örelim ve gelelim bu tatlı örgümüzü. Evet arkadaşlarım, bakın yeleğimizin boyu böyle bu şekilde hazır oldu. En son sırayı bakın 7 trabzanları yaptığım sıra olarak tamamladım. Etek ucuna başka bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Şimdi şu ön bandını yapacağız. Ön bandını ben beyazla yapacağım bunun. Bak şöyle beyaz ipimle, isterseniz mavi olarak da tamamlayabilirsiniz. Ben beyazla yapacağım. Hemen şöyle bakın şuradan. Şimdi şu bitirdiğim yerden ipimi buraya bağlayarak başlayacağım. Şöyle ipimi biraz çektim. Aynı şekilde bakın şöyle ipi içinden geçirdim. Ve yine ipimi bağladım. Şu iplerimi de içeriye alıp bakın şimdi. Hemen bu olduğu yere bir tane sık iğne yapalım. Şimdi bunu da farklı bir tığlamayla gideceğim. Buraya uygun bir şey olsun istiyorum. 3 zincir çektim. Ve bakın yine bu aynı başladığım noktaya bir tane trabzan yaptım. Tekrar aynı yere bir tane daha. Ve yine bir tane daha. 3 tane trabzanı yaptım. Şu bağlantı aralarımız var ya bakın şuradaki. Bu ortadaki boşluğa değil şu bağlantı arasına bir sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve yine bakın aynı yere 3 trabzan yapacağım. Biraz böyle hafif uzatarak yapalım. Bakın 3 tane şöyle. Ve yine öbür bağlantı arasına bakın. Hani bu dönerken bir sık iğne yapmıştık ya. O boşluğun içine bir sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir. Ve aynı yere 3 tane trabzan. Şu mavi yer bitene kadar bakın. Şu beyaz da dahil şuraya kadar. Yani robamızın olduğu yere kadar bu şekilde tığlama yaparak ilerleyeceğim. Bakın ne kadar tatlı durdu burada. Şöyle baktığımızda da çok güzel. Evet bakın buraya kadar geldim. Şimdi robadayım. Buraya git gel yaparak bir bant oluşturacağım. Düğme deliği yapıp devam edeceğiz. Şimdi her sıraya bir
sık iğne yapacağız. Bakın trabzanlarımızın karşılığını. Şöyle. Bakın. Gördünüz mü? Hepsine tek tek bu kısmı mavi olarak da, yani hani beyaz değil de bu kullandığınız öbür renkle de tamamlayabilirsiniz. Böyle hepsine teker teker geldim. Bakın. Şöyle bir görüntümüz oldu. Bir zincir çekip çevirdim. Yine buraya kadar sadece roba kısmını tığlayarak ineceğim. Aşağıya inelim. Evet. Bir zincir çekip tekrar çevirdim. Bakın ikinci sıramız. Üçüncü sırayı da öreceğiz. Yukarıya çıkalım. Üç sıradan sonra buraya düğme deliklerini, üç tane de düğme deliği ayarlayacağız buraya. Evet arkadaşlarım, bakın üçüncü sıramı da ördüm. Yukarıdayım. Şöyle üç tane, üçe böldüm. Başa, sona ve bir tane de ortaya düğme deliği gelecek şekilde, bakın, işaretledim. Şöyle. Şimdi bir zincirimi çektim ve çevirdim. Bakın. Bir sık iğneyi öreceğim. Şöyle işareti aldım. Dikeceğiniz düğmenin büyüklüğüne göre burayı ayarlayın. Şimdi iki tane zincir çektim. Bir, iki atladım. Üçüncüye bir sık iğne yaptım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ördüm. 1, 2 zincir çektim. Bunu da attım. 1, 2 atladım. Üçüncüye batırdım. Bununla 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 zincir çektim. Bu işareti de aldım ve sonuncuya da bir sık iğne ile bağladım. Bir zincirimi çektim ve döndürdüm. Şimdi hemen ilk sık iğnemi yaptım. 2 tane atladık burada. 1, 2. Yaptığımız zincirin içine 2 tane sık iğne yapacağız. Altta kaç tane bıraktıysak. Aradaki 6 taneyi öreceğim. Bakın şimdi burada 2 bıraktığımız için zincirin içine de 1, 2 tane. Aradaki 6 taneyi öreceğim. Ve bakın yine 2 tane. Ve son sık iğnemi de yaptım. Şöyle. Bu düğme delikleri gayet iyi bir büyüklükte. Çevirdim. Şimdi yine bu sırayı aşağıya kadar örerek geleceğim. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu şekilde bir bant yapmış olduk. Şimdi arkadaşlarım burada bakın. Kenar tığlamasını burada farklı yapacağım. Batırdım, içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Sıradakine ipimi aldım. Bakın. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Batırdım, ipimi aldım ve içinden geçirdim. Bir zincir. İçinden geçirdim. Bir zincir. İçinden geçirdim. Bir zincir. Batırdım, ipimi aldım ve bunun içinden geçirdim. Şöyle bakın, kenardan minicik bir toparlama işlemi yaptık. Ben kenar tığlamalarını çok seviyorum bebek örgülerinde. Güzelliğine güzellik katıyor.
Şimdi bakın buraya kadar aynı şekilde geleceğim. Ve bu. Şöyle bir bakalım. Bakın gördünüz mü? İki tarafından da çok kibar durdu. Şimdi buradan yakadan tekrar başlayacağız. Bakın burada bir zincirimi çektim. Sıradaki boşluğa batırdım. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar batırdım. 1, ikinci sıraya tekrar batırdım. Bakın şu bandı böyle döneceğiz. Öbür tarafta daha kolay. 3 zincir. Aynı yere yine bir sık iğne. Bir sıra atlayın. Bakın şuralara yaklaşacağız. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere bir sık iğne. Buraya 3 tane sığdırdım. Şu yaptığımız banda. Bakın şuralarda uçlarda böyle uçlar gözüküyor. Gördünüz mü? Şimdi buradan bu ucun içine tek kanadına değil, bakın şöyle şurada çizgi gibi duruyor. Şurası. Şurada bir çizgi olarak gözüken yerin bakın tam önünden bir sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere yine bir sık iğne. Bakın. Şimdi şurada bir şöyle minik çizgi gibi yaptık ya bunları. Bakın şu çizginin önünden şöyle yapıp tığımı batırdım. Ve buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Aynı yere bir tane daha. Bakın şu çizgiden. Şimdi şu boşluğundan batırmadım. Şöyle yaptım. Bakın çizginin önünden aldım. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere bir sık iğne. Bakın görüntü bu şekilde olacak. Şöyle. Ve bu yaka buraya kadar aynen devam edeceğim. Böyle. Hadi örelim. Evet, yakayı tamamladım. Şimdi arkadaşlarım buradan aşağıya inerken şuraya yaptığımız tığlamamızı buradan aşağıya inerken hepsine uygulayacağız. Yani buradan başlayacağız yapmaya. Bakın 3 zincir çektim ve hemen başlangıçtakinden 3 tane trabzanımı yapacağım. Bu kenarları tığlarken iplerinizi de arada götürerek kaybedebilirsiniz. 1, 2, 3, 4'üncünün üzerine bağladım. 1, 2, 3 zincir ve yine aynı yere 3 trabzan. Bakın şöyle. 4'üncüye bir sık iğne ile bağladım. Ve etek ucuna kadar bu kenarı da böyle yapacağız. Şu. Bakın. Şöyle geldim. Bak, 4 tane oldu. Buraya 5 tane ile gelmiş olacağım. Ve aşağıya ineceğim. 3. Hemen şurada şunları bakın şuradan şöyle aradan aldım ve bakın burada bunları da bağlamış oldum. 3. Tekrar öbüründe de ötekileriyle birlikte bağlayacağım. Bir iğne yardımıyla saklayabilirsiniz de. Hemen şu araya girdim. Bakın. Buradan şimdi etek ucuna kadar gidelim. Evet arkadaşlarım. Bakın yeleğimiz böyle oluştu. Hırka yapmak isterseniz de. Burada 6 örnekle golü ayırmıştık ya. 6 örnekle aşağıya doğru golü örebilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Golü başladım ben. Neyse bir sevmedim böyle. Hoşuma gitmedi. Bu örnekle yelek bence daha güzel oldu. Ama hırkada yapmak isterseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Bakın düğmelerini de diktim. Şöyle minik arabalı düğmeler diktim buna da. Bakın bandımız böyle bu şekilde
duruyor beyaz olduğu için. Bakın şöyle göstereyim, şahane bir duruş elde etti. Şimdi şuradaki bağcık kısmına ipimi iki kat yaptım, bakın şöyle, ve ipimi esnettim. Esneyebildiği kadar esneterek bir zincir çektim. Şöyle. İpimi incelttim. Yani çok kalın bir zincir elde etmiş olmadım. Şimdi buradan böyle aşağıya sarkacak büyüklükte bir zincir çekeceğim. Ölçerek çekebilirsiniz. Şimdi çekeyim. Bu püskülleri yaptığım yeri de göstereceğim size. Hemen onu da tığ ile yapıyorum çünkü. Evet arkadaşlarım, yeteri kadar zincirimi çektim. Bakın şöyle yaptım. Şuradan şöyle ölçtüm. Şöyle bakın. Şu şekilde. Şimdi püskülü yaparken zincir çektiğim ipimi kopartmadım. Şöyle ipimi uzattım. Bakın çektim. Şurada burayı sağlamladım. Tığıma ipi aldım. Bir alttakinden taktım tığı. İpimi aldım ve uzattım. Tekrar tuttum elimle, aldım ve içinden geçirdim. Tekrar, biraz fazla uzun oldu. Şöyle ipim iki kattı burada. Tek katken de yapabilirsiniz. İçinden geçirdim. Bakın. Bayağı bir yaptım burada. İstediğiniz tombullukta bırakabilirsiniz. Şöyle. Ve bir kere daha yapacağım. Bakın. Sonra burayı bıraktım. Bozulmuyor zaten. Şuradan keselim ve ipimizden yine biraz alıp, bakın elimle şöyle düzelttim. Ve bu ipimle biraz içeriden bir kere sardım. Tekrar bir kere daha şöyle. Ve buraya bir düğüm attım. Ve yine şöyle elimle tuttum. Bakın. Makasla boyunu istediğim boyda kestim. Şöyle bakın. Şunları alalım. Ve zincirimi şimdi öbür ucundan tutup, bakın. Şurada sık iğneler yaptığımız yerin tam ara kısımdan 3. sık iğneye denk getirin. Şöyle. Her kat arasına bu çizginin, bakın, önünden ve arkasından hepsine gelecek şekilde, bakın şöyle, şöyle de geçiyor. Yani ucunu böyle yapmadıysanız bile, bakın, tığınızı zincire takarak bütün etrafını dolaştırın. Başladığımız yere geri geleceğiz. Şöyle. Bakın. Şöyle bakın, düğmemin olduğu yere kadar geldim. Bunu yapmayabilir, boyunu kısa da yapabilirsiniz ama ben bağcık sevdiğim için yapıyorum. Hoşuma gidiyor, güzel duruyorlar. Bakın tam şu düğmenin dibine kadar geldim. Bu uçlara pompon da yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Burada dursun şimdi. Öteki pomponu da göstereyim. Şuradan bakın, yine burada bir alttakinden tığımı taktım, ipimi aldım. Şunu biraz ilki uzun bırakın. Bakın şöyle. Şöyle tuttum ve yine aynı şekilde. Ya da pompon yapın.
İstediğiniz genişlikte sarın burayı. Bakın, öbüründe de bayağı sarmıştım ve şöyle. Şimdi böyle düz tutup bıraktım. İpimi kestim ve tekrar yeni ipimden bir parça aldım. Ve bakın başlangıçtaki uzattığımız ipi de aldım buraya. Şöyle elimle düzelteceğim. Ve yine bağlayacağım. Umarım buraya kadar sabredip izlemişsinizdir. Bütün detaylarıyla, önemli noktalarıyla anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenirsiniz ve paylaşır, bana destek çıkarsınız. Ben de sizlerin sayesinde biraz daha geniş bir kitleye hitap etmiş olurum. Her şey sizlerin elinde, sizlerin desteğiyle oluyor. Paylaşarak, izleyerek siz de bana destek çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, bakın. Ve yine çok tatlı iki tane yeleğim oldu. Ve bakın bu da böyle. Bunun ipi biraz daha inceydi. Biraz daha ufak durdu. Düğmelerimizi de bağlayalım teyzeleri. Evet bakın. Bu da böyle çok tatlılar, teyzoşları bunlar. Evet. O zaman ne yapalım? Siz ipinizi tığınızı alın. Bunları örmeye başlayın. Ben de size yeni videolar hazırlamaya başlayayım. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.